Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Nasılsınız bakalım çalışkan arılarım? İyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çocuklar, Sibel Öğretmenin sınıfına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkçe kitabınızın 215. sayfasındaki Çiftçi ile Oğulları adlı metni okuyacağız ve etkinliklerini yapacağız. Ama metni okumadan önce bir hazırlık sorusu var diyor ki sizce insanlar çalışmasaydı bugünkü gelişmeler olabilir miydi neden çocuklara insanlar çalışmasaydı bugünkü gelişmeler olamazdı yıllar yıllar önce çok eskiden beri insanlar çalışarak bir şeyler icat ederek bu icat ettikleri şeyleri de geliştirerek bugüne kadar getirdiler etrafımızda gördüğümüz birçok şey bu çalışan insanların eseridir biz de bu metinde çalışmakla ilgili çok güzel bir hikaye okuyacağız. Öykü okuyacağız. Şimdi eğer hazırsanız metni okumaya başlıyorum. Sizin de gözünüz kitabınızda, kulağınızda bende olsun. Çiftçi ile oğulları. Zengin ve yaşlı bir çiftçi ölümünün iyice yaklaşmakta olduğunu anlamış. Çocuklarının yanına çağırıp baş başa konuşmuş onlarla. ''Sevgili çocuklarım, bize atalarımızdan kalan topraklarımızı sakın satmayın. Bu topraklarda bir gömü saklı. Gömünün yerini bilmiyorum ama hiç yılmadan ararsanız bulursunuz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Harmanı kaldırır kaldırmaz sürün tarlanızı. Kazın, belleyin, elinizin üç kez beş kez dokunmadığı tek yer bırakmayın. Tamam mı?'' demiş. Oğulları da tamam babacığım diye yanıtlamışlar. Adamcağız çok geçmeden ölmüş. Oğulları da öldüğüne uyarak topraklarını sürmüş, kazmış, bellemiş, elde edilmedik yerini bırakmamışlar. Bunun sonucu olarak da mevsim sonunda eskisinden çok daha fazla ürün almışlar. Gömüye gelince öyle bir şeye hiç rastlamamışlar. Ama babaları bilgi adammış oğullarına çalışmanın da gömü olduğunu anlatmak istemiş La Fontaine masalları uyarlayan tahsil, tahsil yücel kısaltılmıştır zaten çocuklar bakın üç noktalardan kısaltıldığını anlıyoruz evet gerçekten çok güzel bir hikaye şimdi e, resimlerine de tekrar bakarak şimdi burada ne görüyoruz evet bakın bir yaşlı zengin ve yaşlı bir çiftçi ölümünün yaklaşmakta olduğunu anlayınca çocuklarını ne yapmak istiyor? Bir ders vermek istiyor. Sakın diyor topraklarımızı satmayın. Diyor ki topraklarda bir gömü saklı değil mi? Bunun üzerinde çocuklarda ne yapıyorlar? Adam öldükten sonra babaları vefat ettikten sonra onun övdüğüne uyarak toprağı kazıyorlar, belliyorlar. Ama gömü yok. Ama gömü dediğini aslında Evet çalışmak değil mi? Burada da son cümlede de var. Çalışmak. Çok hoş, çok güzel bir hikaye. Şimdi biz etkinliklerine geçiyoruz. Birinci etkinliğe bakalım çocuklar. Aşağıdaki görsellerle açıklamaları eşleştiriniz. Evet görsellerimiz gömü, harman, öğüt, bellemek, bilge. İlk cümlemize bakalım bir kimse bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz. Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz nedir çocuklar? Bakalım. Öğüt. Evet. evet hemen birleştiriyoruz. Birleştirdik. İkinci cümlemize bakalım. Bel denilen araçla toprağı işlemek, aktarmak. Bel denilen araçta çocuklar toprağı belleriz. Yani altını üstüne getiririz, işleriz, aktarırız, havalandırırız. Onu da hemen bu şekilde birleştirelim. Üçüncü cümleye bakalım. Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse. Ne olabilir? Evet. Evet bilgi. Harikasınız. Onu da birleştirdik. Ve Dördüncü cümlemiz. Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Evet çocuklar köye gittiyseniz eğer mutlaka bunu görmüşsünüzdür. Bakın şuradaki resim harman resmi. Yani burada biçildikten sonra buradaki ürün neyse tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması. Yani artık evet Tarlada ekilenin biçilmesi harman deniyor buna. Ve son cümlemiz toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli eşyalar define. Nedir? Evet, gömü. Onu da ne yapalım? Bu şekilde birleştirelim. Evet. Birinci etkinliğimizi tamamladık. Şimdi ikinci etkinliğimize çocuklar ne yapabiliriz geçebiliriz. İkinci etkinlik metnin konusunu aşağıya yazınız. Çocuklar metnin konusu nedir? Bakın metnin konusu konu deyince çocuklar metinde anlatılan olayı yazmanız gerekiyor. Yani metnin ana fikri değil. Metinde anlatılan olay. Metinde de anlatılıyor. Yaşlanan ve daha sonra ölen bir çiftçinin oğullarına verdiği nedir? Öğütler. Evet, hemen yazalım. Evet yazdık. Üçüncü etkinliğe geçelim. Metni farklı iki başlık bularak yazınız. Çocuklar metindeki olaya göre farklı iki başlık bulalım. Birinci başlığımız belki şöyle bir şey olabilir. Bir e, öğüt veren ne var? Baba var. O zaman diyebiliriz ki babanın öğüdü diyebiliriz. Bir de bize e, gömüleyince çocukları e, yaşlı adamın çocukları ne zannetmişti? Gerçekten bir hazine var zannetmişti. Oysa işin sırrı o değildi çalışmakta. O zaman gömünün sırrı da diyebiliriz. Bunları yazalım lütfen. Başlıklarımızı da yazdık. Dördüncü etkinlikle devam edelim. Trafik şiiriyle çiftçi ile oğulları metnini aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırınız diyor. Hemen bakalım çocuklar. Şimdi özellikler var. Burada da trafik ve çiftçi ile oğulları da ayrılmış. Bakın bölümler var cümleler halinde yazılmıştır. Kim? Trafik mi? Çiftçi ile oğulları mı? Çiftçi ile oğulları değil mi? Hemen onu işaretliyoruz. Dizeler halinde yazılan hangisiydi? Şiir olan trafik şiiriydi. Hatırlarsanız kıtalarımız vardı. Kıtalar dizelerden oluşmuştu. Onu işaretliyoruz. Yazı düzeni sayfanın tamamına yayılmıştır. O da nedir? Yine çiftçi çiftçi ile oğulları sayfanın tamamına yayılmış bir şekilde paragraf paragraf yazılmıştır. Ve yazı düzeni bölümler halindedir. Evet, kıtalar halindedir. Trafik şiirinde görüyoruz bunu. Bir olay anlatılmaktadır. Bir olay anlatılan hangisidir? Öykümüz çiftçi ile oğulları Evet bunu da böyle işaretledikten sonra diğer etkinliğimize geçebiliriz çocuklar. Beşinci etkinlikle devam edelim çocuklar. Aşağıdaki kelimeler içinden metinde eş anlamlısı olanları bulunuz. Bu kelimelerin yazılı olduğu çiçekleri istediğiniz renklerde boyayınız. Evet bakalım şöyle bakın bu metinde geçen netice eş anlamlısı neydi? Sonuç, nasihat, öğüt, ihtiyar, yaşlı, define. Nedir define'nin de gömü? Evet. Çiçeklerimizi boyadık. Şimdi altıncı etkinliğe geçebiliriz. Genç ve fakir kelimelerin zıt anlamlarını metinden bularak altlarını çiziniz. Bu kelimeleri cümlelerdeki zıt anlamlarının yerine koyarak yazınız. Cümlelerin anlamında meydana gelen değişikliği söyleyiniz demiş çocuklar. Evet çocuklar metne geri dönüp baktığımız zaman Zengin ve yaşlı Evet kelimelerimiz sıt anlamlıları bunlar. Zengin ve yaşlı bir çiftçi ölümünün iyice yaklaşmakta olduğunu anlamış. Şimdi kelimeleri zıt anlamlıları bunun yerine koyarak Yeniden cümlemizi ne yapacağız? Yazacağız. Zengin ve yaşlı yerine Fakir ve genç bir çiftçi ölümünün iyice yaklaşmakta olduğunu anlamış şeklinde cümlemizi hemen yazalım buraya. Evet yazdık çocuklar bakın fakir ve genç çiftçi ölümünün iyice yaklaşmakta olduğunu anlamış. Peki cümlenin anlamında meydana gelen değişiklik nedir? Bakın çiftçinin özellikleri değişmiştir. Zengin iken fakir, yaşlı iken genç olmuştur. Yedinci etkinlikteyiz. Sonraki ders hazırlık aşamasında çalışmanın önemiyle ilgili araştırma sonucunda bulduğunuz sözleri yazınız. Bunları daha önce konuşmuştuk ama birkaç söz yazalım. Siz de yine farklı sözleri buraya ne yapabilirsiniz çocuklar yazabilirsiniz. Evet bakın emek olmadan yemek olmaz. Çalışmak en hayırlı sermayedir. Baş olmak için arı gibi çalışmak gerekir. Hatta ben de size ne diyordum? Ne diyordum? Çalışkan arılarım diyordum değil mi? Evet, baş olmak istiyorsanız işte arı gibi çalışmanız gerekiyor. Çalışmak her şeyi fetheder, işleyen demir ışıldar, zahmetsiz rahmet olmaz. Evet, bu yazdığınız sözlerden birinin anlamına uygun resmi aşağıya çocuklar yapacağınıza en güzel şekilde yapacağınıza inanıyorum. Yaparken resminizi lütfen tam alana sığdırın. Her yerinde boş kalmayacak şekilde boyayın lütfen. Gelelim dokuzuncu etkinliğe. Arkadaşlarınızın buldukları sözleri de dinledikten sonra çalışmanın önemi hakkında konuşunuz. Konuşmanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Çocuklar bunu daha önce de sizinle konuşmuştuk. Konuşurken bir takım kurallar var. O kurallara uymanız gerekiyor. Bakın ölçütlerimiz neymiş? Burada yazılıyor. İşitilebilir bir ses tonuyla konuştum. Arkadaşlarınızın işiteceği kadar konuşmanız gerekiyor. Buna evet diyeceğinize inanıyorum. Konu dışına çıkmadım. Konumuz ne? Çalışmanın önemi. Bunun hakkında konuşmamız gerekiyor. Bunun için de lütfen önceden hazırlık yapın. Yazılı bir kağıttan ayna karşısında mutlaka çalışmanızı yapın. Ondan sonra arkadaşlarınızla konuşmanızı yapabilirsiniz. Kelimeleri doğru telaffuz ettim. Evet, kelimeleri hem doğru okumak, konuşurken de doğru telaffuz etmek, sesleri doğru çıkarmak çok önemlidir. Anlamını yeni öğrendiğim kelimeleri konuşmamda kullandım. Evet bakın burada anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeler vardı. Onları da konuşmanızda kullanın. Konuşurken beden dilimi etkili bir şekilde kullandım. Evet çocuklar yani böyle hani mum gibi durarak, but gibi durarak, donmuş gibi durarak değil de daha çok beden dilini, vücudunuzu da, mimiklerinizi de kullanarak konuşmanızı yapacağınıza inanıyorum. Bunların hepsine evet diyeceğinize inanıyorum. Ama hayır cevabınız varsa acaba buna yönelik hangi çalışmaları yapabilirsiniz? Bunun için öğretmeninizin rehberliğinde çalışmalar yapınız. Hangisine hayır diyorsanız onun üzerinde daha çok çalışma yaparak eksikliğinizde ne yapabilirsiniz çocuklar? Giderebilirsiniz. Peki. Şimdi bakalım aşağıda da iki resim var. Burada da bakın çalışmanın önemini ne gösteren resimler var. Evet çalışmak gerçekten çok güzel. Çalışkan arılarım siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Çalışırsanız asla pişman olmazsınız. Sonraki derse hazırlık var. Şimdi etkinliklerimizi bitirdik çocuklar. Sonraki ders hazırlık aile büyüklüğünün büyüklerinize sorarak gelirlerini hangi ihtiyaçlarınızı karşılamak için harcadıklarını öğreniniz. Tabi her aile farklı, her ailenin bütçesi farklı. Bütçe dediğimiz şey nedir? E gelirlerimiz giderlerimizi acaba karşılıyor mu? Bununla ilgili ailelerinizle konuşunuz. Bir sonraki e, dersimizde bunu işleyeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Etkinlikleri yaparken güzel bir yazı lütfen kullanın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın çalışkan arılarım benim.